Başbakanlardan Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 20. Başbakanı Yıldırım Akbulut 86 yaşında bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 20. Başbakanı Yıldırım Akbulut bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut geçen yılın Kasım ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun süredir tedavi gören Yıldırım Akbulut bugün hayatını kaybetti. Başsağlığı mesajları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop başsağlığı mesajında eski başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut'un vefatını teessürle öğrendim. Allah'tan kendisine rahmet, ailesine sabır cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'daki hesabından yayınladığı mesajında Eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut Bey'i kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, milletimizin başı sağ olsun dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eski Meclis Başkanımız ve Başbakanlarımızdan Yıldırım Akbulut'un vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum mesajını paylaştı. Yıldırım Akbulut, 15 Kasım 1935'te Erzincan'da dünyaya geldi. Evli ve üç çocuk babası olan Akbulut, Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini 1989-1991 yılları arasında sürdürdü. Akbulut, 1987-89 ve 1999-2000 yıllarında da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlendi. 17. 18. 19. dönem Erzincan ve 21. dönem Ankara Milletvekili olan Yıldırım Akbulut Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Evet, Yıldırım Akbulut dinince Akla Turgut Özal geliyor. Rahmetli Turgut Özal'ın başbakanlarından birisiydi. Daha doğrusu rahmetli Turgut Özal Cumhurbaşkanı olduğu zaman 1989 yılında yerini hiç kimsenin beklemediği bir isim olan Yıldırım Akbulut'a bırakmıştı. Yıldırım Akbulut beklemeyen bir isimdi ve herkes için sürpriz olmuştu. Çünkü Yıldırım Akbulut değil de daha başka isimler düşünülüyor ve gündemde onların isimleri vardı. İşte bu isimler kimlerdi o zaman için? Kaya Erdem çok meşhurdu. İzmir milletvekili olarak özellikle liberal kanadın liderliği vazifesinde e, bulunuyor ve o görüntü veriliyordu. Mesut Yılmaz çok güçlüydü Dışişleri Bakanlığından gelen bir isimdi. Ve e, Mehmet Keçecilerin özellikle muhafazakar kanalın muhafazakar kanalın çok önemli bir ismiydi. 15 Türk büyüğü ismi diye mesela bunlar o zaman adlandırılıyordu. Fakat bunların içinde zerre kadar Yıldırım Akbulut'un ismi yoktu. Fakat rahmetli Turgut Özal bütün Türkiye'yi gazetecileri, siyasetçileri tabir caizse şaşırtarak Yıldırım Akbulut Bey'e bu vazifeyi tevdi etti. Yıldırım Akbulut daha önce çeşitli bakanlıklarda da bulunmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında da bulunmuştu. Pek suya sabuna dokunmayan bir isimdi. Eşi e, Samiye Akbulut hanım ise yüksek yargıda çok önemli mevkilere gelmiş bir isimdi. Hatta e, rahmetli Yıldırım Akbulut'la o dönem biraz dalgada geçildi. İşte hal müdürü dendi. Erzincan'ın hal müdürlüğü vazifesinde bulunarak e, sonradan hanımının özellikle Samiye Hanım'ın katkılarıyla e, milletvekili olduğu sonra işte Allah-u Teala bir e, taraftan yürü ya, kulum dediği kişilere bir örnek Yıldırım Akbulut ve meclis başkanı arkasından başbakanlık, Anavatan Partisi genel başkanlığı ki ...Anavatan Partisi'nin Anavatan Partisi olduğu zamanlar, o zamanlar. Sonradan ilk e, kongrede maalesef e, koltuğunu kaybetti. Hem Başbakanlığı hem Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevlerini... E, ...daha geçenlerde kaybettiğimiz Mesut Yılmaz'a kaptırdı. Mesut Yılmaz da e, liberal kanadın önde gelen isimlerindendi... Yıldırım Akbulut'un pek rengi belli değildi ama muhafazakar bir kimliği var diye düşünülüyordu. Sessizce vazifeyi Mesut Yılmaz'a verdi, o şekilde devam etti. Akabinde uzun yıllar bu görevinde de bulunamadı, hatta milletvekili de seçilemedi sonradan kendi memleketinden yani Erzincan'dan değil de Ankara'dan aday gösterildi. Anavatan Partisi'nden yine milletvekili seçildi. Hatta Doğru Yol Partisi listelerinden olacağı falan da söylenildi. 2000 yıllara doğru tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı görevini yeniden kendisine tevdi ettiler. Çok etkili, agresif ve e, kamuoyunda çok ismi bilinen bir siyasetçi değildir rahmetli. Sakin, sessiz, e, biraz da işte ikinci adam rolünde kendisine verilen vazifeleri yapan bir siyasetçiydi. Fakat herkesin sevdiği, uzlaştığı isimlerden birisi olması onun siyasette önemli isimlerden, siyasette ismi geçen isimlerden birisi olmasını sağladı. İşte bugünlerde Binali Yıldırım benzeri bir performans ortaya koydu. Binali Yıldırım işte tabiri caizse Joker gibi İzmir'de, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. İşte son başbakandı, başbakanlık vazifesine onun zamanında son verildi. Halbuki Ulaştırma Bakanlığı'nda da göze çarpan, göz dolduran bir performans sergilemişti. Ama sonraki görevleri pek o kadar da şey olmadı yani. Binali Yıldırım'ın da. İkisi de hem Binali Yıldırım olsun hem de rahmetli Yıldırım Akbulut olsun. Erzincanlı ikisi de Erzincan'ın önde gelen Yıldırımları 86 yaşında vefat eden Yıldırım Akbulut'a Allah rahmet eylesin diyoruz. Aynı zamanda son zamanlarda Yüksek İstişare Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu'nda YİK üyesi olarak vazife yaptı. Orada da görevde bulundu ama Yüksek İstişare Kurulu da bir manada sus payı diye kamuoyunda biliniyor eski siyasetçilere. İşte köksal toptan gibi, Cemil Çiçek gibi, Bülent Arınç gibi, Yıldırım Akbulut gibi birçok eski siyasilere bir manada sus payı yoksa Yıldırım Akbulut'a Tayyip Erdoğan'ın fikir danışarak istişarede bulunacağını veyahut ona göre adımlar atacağını veyahut onun sözünü dinleyeceğini kimse zaten beklemez. Beklememeli de. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan tek başına karar almaya alışmış ve o şekilde devam eden bir siyasi lider ki başbakanlığı bile ortadan kaldırdı. Yani Yüksek İstişare Kurulu üyelerine mi danışacak yani bu konuda aman aman böyle böyle. Ama işte bir manada eski siyasileri istihdam etmek, yanı başında bulundurmak, diğer partilere işte can suyu olmasın gibilerinden yanı başında tuttuğu liderler diyelim veyahut da önemli isimler. 86 yaşında vefat eden Yıldırım Akbulut'a Allah'tan rahmet geride bıraktıklarına, sevdiklerine üç tane kızı var. Hepsine de eşine başsağlığı diliyoruz. Makamı cennet olsun, ruhu şad olsun, Allah rahmet eylesin diyoruz.